Merhabalar, günaydın. Bu ülkenin yurtsever, bu ülkenin aydınlık insanları. Bir Ses Ver Türkiye programında daha birlikteyiz. Konular malum. Malum deyince başlıcası tabii ki Afrin'deki operasyon ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Yargıdan da söz edeceğiz bugün. Hangi yargı, hangi adalet bakalım, nerelere gelmişiz onları konuşacağız. İki çok değerli konuğu var. Uluç Özülker, emekli büyükelçi burada. Hoş geldiniz Uluç Bey. Hoş bulduk. Ve sevgili Ruşen Gültekin, emekli Yargıtay hakimi, avukat. Evet. Eski Yargıtay savcısı diyelim. Pardon. Eski savcısı demek daha yerinde olacak. Konularımız tabii ki öncelikle Afrin sonra yargı dedim. Afrin'de 8. günü geride bıraktık ve hızlı bir şekilde yürüdü. Fakat sonu hala ne olacak belirsiz olarak devam ediyor. Ben önce Uluç Bey'e sormak istiyorum. Bir diplomat olarak bu harekat size neyi anlatıyor? Türkiye nasıl bir durum içinde sizin gözünüzde? Doğruyu yaptığımıza ben inanarak soruyorum bunu. Yani asker siyasilerin günahlarının bedelini ödüyor ve onu düzeltmeye çalışıyor benim gözümde. Gerçi sizi baskı altında tutmuş olmayayım bunu söyleyerek ama. Siz nasıl bakıyorsunuz ve şu andaki panorama ne sizce? Aslında yapmış olduğunuz o kısacık yorum doğrudur. Yani şu manada bakmak lazım. Ama hemen başından söyleyeyim. Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü vardır. Dün dündür, bugün bugündür der. Bugüne kadar özellikle Davutoğlu'yla başlayarak devam eden politikamız, Suriye politikamız, Irak politikamız her neyse ama özellikle Suriye politikamız Türkiye'yi fevkalade büyük bir açmazla karşı karşıya bırakmıştır. Yani bu politikanın iler tutar tarafı yoktur. Kendileri de itiraf etti zaten sonunda. Etti şey olarak. Şimdi her elbekarda burada iki şey çok ön plana çıkarıldı o politika kapsamında. Ve bunun ceremesini de elbette ki bir noktada çekecektik. Birincisi duygusallık. Dış politikada duygusallık yoktur. Gerçekçi olacaksınız. Ve çıkarlarınızı ön plana çıkararak daima düşünmeye çalışacaksınız. Türkiye oradaki çıkarlarına değil, tamamen duygusallıkla bir intikam duygusuyla Esad'a karşı hareket etmeyi tercih etmiştir. Ama bunu yaparken de aynı zamanda Müslüman kimliğiyle belki Müslüman ülkeler indinde de yerine daha başka bir boyutta Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu doğrultuda ve çerçevede değil, onun dışına taşan bir çerçeve içinde Orta Doğu'da yeni bir imaj kazanmak veya bir yer edinmek politikasını da kendi içinde ön planda tutmuştur. Bunu yaparken de şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Mezhepsel açıdan da Esad'la mücadeleyi bir noktada göz önüne alarak düşmüştür. Şunu söyleyebilir miyiz Uluç Bey? Şimdi bu Arap Baharı başladığı zamanki durum aklımıza geldiğinde şöyle baktık. Tunus'ta İhvan, yani Müslüman kardeşler. Mısır'da İhvan, yani Müslüman kardeşler. Oradaki en büyük dayatma, özellikle tabii ki Dışişleri Bakanı Davutoğlu o zaman, onun sürekli gidip bunu empoze etmesi. Yani şurada şu İhvan'a da yer ver hükümette. Seçim yap, İhvan meclise girsin. Müslüman kardeşler. Buydu değil mi? Yani, yani esas itibariyle anlaşmazlığı iki noktada Orta Doğu'da kırılma yaşandı aslında. Birincisi Arap Baharı Suriye'de sıçradığı zaman ilk Şam üzerinden İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşlerin fetvasıyla ortaya çıktı. Bu aslında ismi Müslüman kardeşler çok küçük bir grup Suriye'de. Çünkü Nusayri olarak veya Şii ağırlıklı ve baskısı altında yaşayan bir toplum olarak Müslüman kardeşlere müsaade edilmemişti. Dolayısıyla onlar küçük bir gruptular. Ama her halükarda bu bahsetmiş olduğunuz Arap Baharı gelişmesi için de Müslüman kardeşler ilk fetvayı vererek kıvılcım orada çakmıştır. Bu da doğrudur. Ama bunun yanında bizim Davutoğlu'nun gidip de o zaman danışman sıfatıyla gidip Esad'a iki tane teklifte bulunduğu, bunlardan bir tanesinin de bahsetmiş olduğunuz gibi
Müslüman kardeşleri serbest bırak ve böylece yani serbestlerken hapisteler onlar. Serbest bırak ve bunları böylece kazanmaya çalış. Burada tekrar bir kardeşlik, birlik, bütünlük oluşsun. Ve ama bunu yaptıktan sonra iddia olunur ki bunun içinde değiliz ama bu da Vatan Partisi Perinçek'in bir iddiasıdır. İsmen de söyleyebilirim. Oraya gönderdikleri heyet sorduğu zaman muhataplarına birkaç defa heyet gönderdiler onlar da kendi yönlerinden. Sorduğu zaman neydi dert diye. Bunları aynı zamanda bir kısmını hükümete alın dendiği için bu sorun çıktı şeklinde bir cevap aldıklarında ifade ediyorlar. Şimdi bu bir ama ikincisi gene duygusallık kapsamında çok birlikte toplantılar yapıyoruz. Bakanlar Kurulu vesaire toplanıyor hep. Ve bu arada bir çok güçlü bir imajı var Erdoğan'ın. Ve burada adeta bir halifeliğini ilan etmiş gibi o noktalara kadar gelmiş. O kadar büyük bir prestij ve destek sahibiyken. İsrail ile Suriye arasında bir yakınlaşma sağlamak üzere arabuluculuğuna soyundu. Ve burada kendisi kandırıldığını düşünür ki doğrudur bu söylediğinde. Orada da itirazım yok, doğrudur. Çünkü İsrail tam uzlaşmaya varıldığı gece, ertesi sabaha karşı Gazze operasyonunu, çok büyük başlatmış. Operasyonu başlatmış. Ve adeta burada arabuluculuk misyonuyla orada bulunan Türkiye'yi satmıştır. Yani bu da ayrıca bir gerçek. Şimdi bu bir. İkincisi gene önemli konulardan bir tanesi. Bakın IŞİD. IŞİD aslında Amerika'nın El-Kaide ile birlikte yarattığı bir olay. Oraya kadar geldi ama Esad'a karşı biz düşman olduk. O düşmanlığı bir noktada ılımlı muhalifleri organize ederek, arka çıkarak ama diğer tarafta da IŞİD'in de bir sünni kurum, kuruluş olarak. Öfkeli delikanlılar, öfkeli evet. Çocuklar demişti evet. Davutoğlu. Evet, Esad'a evet. Karşı kullanılabilmesinin bir başarıyı arttırma şansı yaratabileceği düşüncesiyle aslında doğrudan doğruya bir destek olunmadı. Yani bunu söyleyemem. Ama hudutlarımızdan oraya giden pek çok militanın, 30 bin civarında militanın hudutlarımızdan elini kolunu sallayarak kolayca geçip gittiği ve bunların IŞİD'e katıldıklarına dair de iddialarında ön arkası kesilemedi. Ben o zaman Gaziantep'te hakimdim. Kilis Öncüpınar sınır kapısının nasıl açık tutulduğunu, bu konularda hiçbir sıkıntı yaşamadan geçişlerin olduğunu bize duyuyorduk. Tabii. Sayın Büyükelçim. Yani 30 bin civarında böyle bir geçişte var. Yani fiilen resmen gidip de onunla birlikte bir silah vererek vesaire falan onları o iddiaları oraya kadar götüremem ama her halükarda burada bir militanların sayısının arttırılmasında göz yummak. Bir transit ülke olarak ciddi bir rol oynamıştır diye söylenmesi mümkün. Şimdi büyük hatalar yaptık bir yere kadar geldik. Ama bütün bu yaptıklarımızın ceremesini bir noktadan sonra çekmekte olduğumuza dair ifadeniz de fevkalade doğrudur. Ama şimdi mesele başka bir boyut kazandı. Dolayısıyla bu gelinmiş olan noktada mesela bunu bir teşbih hata olmaz derler. Atatürk'ümüzle bir mukayese yaparak bir şey söylemek istiyorum. Atatürk kesinlikle komünizme de her şeyde topyekün karşı olan bir kimsedir. Ama İstiklal Savaşı'nın kazanılması için Sovyetler Birliği ile yakın olmak da olmazsa olmaz şartıdır. Başka hiçbir yerden bir destek bulamıyorsunuz. Bir yandan Mustafa Suphi'yi gidip Komünist Parti Başkanı olarak o zaman Trabzon'da işte intihar etti diyorlar falan ama intihar ne oldu değil belli o değil. Yahya Kaptan meselesi tam olarak. Yahya Kaptan. Evet. Yahya Kaptan meselesi. Yani ama Mustafa Kemal'in işin içinde olup olmadığına dair bir sürü söylentiler ve iddialar vardır. Hatta Enver Paşa'dan da söz edilir. Onun da amcasından işte. Halil Paşa'dan. Ama yani şüpheli bir durum. Evet, şüpheli bir yandan onu nötralize ederken şey yaparken diğer taraftan da gidip Lenin'le en yakın temasları kurmak suretiyle onun desteğini alıp ve bu arada 1932'ye kadar da İngilizlerin milletler yani Hitler ortaya çıkıp milletler cemiyetine davet ettikleri döneme kadar da Sovyetler Birliği'ne çok şey idare etmiştir, yönetmiştir vesaire. Heykelde iki tane general, biri mareşal, biri general Taksim'deki heykel. Şimdi sizden çok özür dileyerek bir ara vermek zorundayız. Sevgili izleyiciler,
Kemal Kılıçdaroğlu şu anda CHP'nin gençlik kollarının 15. olağan genel kongresi var. Daha çıkmadı konuşmaya ama birazdan konuşmaya başlayacak ve biz bir ara vereceğiz. Ardından onu belirtelim. Evet, ardından da devam edeceğiz. Birazdan arkadaşlar bana söylediği zaman bu arayı vereceğim ben. Onun için şimdi devam edelim o zaman. Şimdi de yani pardon. Tamam, pardon. Bir ufak reklam aramız var. Dönecek bize ve ondan sonra da tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanacağız. Ufak bir ara efendim. Sevgili izleyiciler, Ses Ver Türkiye'yi sürüyor. Dediğim gibi birazdan bu 15. Olağan Gençlik Kurultayı'na bağlanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak ama şu anda biz konuşuyoruz. Bu arada bir son dakika haberi. Türk Silahlı Kuvvetleri Bursa Dağı'nı bombalamaya başladı tekrar. Terör örgütlerinin sızmaları karşısında oralar tekrar vurulmaya başlamış ve şu anda da bombalama devam ediyor. Onu da söylemiş olayım. Evet, siz anlatıyordunuz yani, Uluç Bey. Geçmişten bugüne geldik. Evet. Ama şimdi niçin? Sorunuzun cevabı belki net olarak verilebilir. Biz bunları unutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biraz sonra kısaca anlatmaya başlayacağım şey, aslında Türkiye her yerde söylediği bir beka sorunu, bir yaşam meselesi bu Türkiye için. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ortaya koymuş oldukları politikalar artı buna bağlı olarak orada yaşanan olaylar Türkiye'yi de çok büyük bir risk altına sokmuştur. Bu risk altına sokuşta elbette ki geçmişten gelen hataların ceremesini çekiyoruz ama gelinmiş olan noktada artık dün dündür, bugün bugündür, bugün geleceğimi garantiye alabilmek için birlik ve beraberlik içinde bu işin üstesinden gelmek üzere topyekün mücadeleye girmek zamanıdır. Birbirimizi yiyip birbirimizi şu veya bu şekilde suçlayarak bir yere gitmek zamanı değildir. İkinci bir şey daha var burada. Çok net bir inancımı söylemek istiyorum. Dış politikayı iç politikaya alet etmemek lazım. Çünkü burada Türkiye'nin gerçek anlamda ciddi sıkıntısı var. Buradan ben bir menfaat edinirim veya buradan bir avantaj sağlarım. Bu bir avantaj meselesi değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgilidir. Burada artık oy veya politika veya parti bazında düşünmek fevkalade yanlıştır efendim. Onun için burada Türk milletinin bir bütün olarak bunun arkasında durup bu başarıyı sağlaması gerekmektedir. Daha bitmemiştir. Henüz işin başındayız. İşin çok başındayız. Ben de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu operasyonlarında başarılar diliyorum. İnşallah en az şehitle en uygun sonuçlar alırız ve bu dua ele geçirip Dağdan ibaret değil, daha fazlası da var. Bu daha ilk etap. Şimdi müsaade ederseniz şöyle diyeyim. Kısaca bir de şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yani onlar sayesinde ayaktayız, hiç kuşkum yok. Gazilere de inşallah en kısa sürede tekrar sağlıklarına kavuşmaları temennisi dileğiyle. Biz de katılıyoruz buna. Şimdi efendim şöyle. Ben bu işi geniş kapsamlı olarak görüyorum. Yani Afrin'den bitmiyor bu iş. Bitmiyor. Bu Afrin değildir zaten. Değil. Evet. Bu bir büyük Orta Doğu projesi diye biraz evvel konuşuyorduk Amerika'nın ortaya attığı. Şimdi oradan başlar. Türkiye'yi de bu işin içine soktular o zaman. Örnek dediler, sonra esin kaynağı dediler vesaire, bu değişti. Şimdi Trump iş başına geldiği andan itibaren farklı bir politikaya yönelmiştir. Mesela İran nükleer konularda anlaşmaya varmış ve riayet ederken ben İran'la bu anlaşmayı bozacağım. Efendim Paris anlaşmasını yapıp küresel ısınmanın önüne geçilmişken unutmayın %4'üdür dünya nüfusunun Amerika. %34'ünü tüketir tek başına. Ve ben küresel ısınmanın başlıca sorunlarından biri olarak Çin'le birlikte Amerika otururken ben bundan çıkacağım diye ortaya çıkmıştır. Trump iş başına geldiği andan itibaren bir tüccar zihniyetiyle hareket ediyor. Al-ver politikası. Ve bu kapsamda Pasifik'te bir barış kuşağı oluşturulup ticari anlaşmalarla bitirdi. NATO konusunda Avrupalıları başka bir istikamette zorladı. TESCO diye yerine bir şey koyuyorlar vesaire.
Yine aynı şekilde de birçok anlaşmasının önüne geçti. Taahhüdünden vazgeçti. İşte hep bunları hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Yani biz Bush çok büyük bir belaydı derken... Çok büyük bir belayken dünya çapında bir bela haline dönüşmüştür. Şimdi Amerikalılar da sevmiyorlar ama onun da bir başına geldi artık. Ve tarihin en bir anda bir yalnız sene içinde... Yalnız ve sevilmeyen Amerikası. Sevilmeyen Amerikası başkan olarak da en düşük düzeydeki... En düşük düzeyde %30'lara inmiş. %30'lara inmiş, evet. Ve bu arada tabiatıyla unutmayalım, Ugly American diye bir film de vardır. Çirkin Amerikalı diye. Amerika her zaman çirkin olmuştur da. Ama bu defa çirkinliğin ötesinde bir büyük bir ama felaket Bill haline geldi. Bill Clinton zamanında bir böyle hani Kerim Devlet, öyle efendim bir daha sevimli falan şeyleri çizerdi. Bush'la evet. Birlikte o bir yani anda merhaba. Eisenhower doktrini bu veya daha evveliyatı da vardır tabii. Orta Doğu politikasında çok net bir biçimde neokon politikalarına bir tezahürüdür bu. Orada da Bush 2003 yılında bu Büyük Orta Doğu projesini ortaya atarken mealen şöyle diyor. Ve bunu da neokon felsefesinin bir parçası olarak da dile getiriyor. Amerika'nın çıkarları vardır. Bu çıkarların kabul ettirilmesi ve savunulması için güçlü bir ordu gereklidir ve bu da vardır. Üçüncüsü de eğer biat eden olmazsa o ya zaman rejimle bile oynanabilir diyor. Yani buraya kadar gidiyor. Evet. Böyle bir zihniyet. Şimdi Trump aynı zamanda bu zihniyetin bir temsilcisi olarak devam ediyor. Bunu yaparken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmasında net bir biçimde Amerika ve ötekiler diye başladı. Ya. Şimdi değiştirdi Davos'ta biraz ama geçmiş olan. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın Orta Doğu bölgesinde bakışı da topyekun farklı bir bakış. Şimdi nedir bu Büyük Orta Doğu projesi? Fas'tan başlayıp Pakistan'a kadar uzanan bir bölge. Ama bu kapsamda İran, Suriye, Filistin ve İsrail bu işin içinde yok. Yani Orta Doğu diye adlandırdığımız bölgedeki dört büyük göbekte bunlar yok. Çünkü bunlar ikisi düşman, İran ve Suriye Amerika'ya. Filistin, İsrail'in düşmanı olduğu için olmaz. İsrail'de 51. vilayet olduğu için olmaz. Şimdi evvela bir tespitle yola çıkmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri oldu mu olası hiç değişmemiştir bu kaide. İsrail Devleti kurulduğu andan itibaren de artarak gelmiştir. Amerikan dış politikasında İsrail'in ağırlığı inanılmaz derecede fazladır. Evet. Orada görev yaptığınız zaman bunu gözlerinizde görürsünüz. Bu sadece bir lobi meselesi değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda bir tutumu vardır. Dolayısıyla Orta Doğu politikasına baktığınız zaman da bunun arkasında esas itibariyle İsrail'i de görmeniz lazım. İran'a düşmanlık sadece Amerika'dan değil, İsrail'in orada görmüş olduğu risk dolayısıyla da ortaya çıkar. Şimdi nedir Amerika'nın istediği? Başlangıçta Obama çok değişik şeyler söylüyordu. Ama şimdi çıktılar dediler ki biz Suriye'de kalacağız. Ama biz burada bu kalıcılığımızı evvela IŞİD'i yok etmek için. Kendi yarattığımız IŞİD'i yok etmek için. Ama ikinci noktaya geçtiler. İkinci adımlarını attılar. IŞİD bitmiştir ama yeniden doğabilir. Dolayısıyla bu yeniden doğabilire karşı da ben bir güvenlik yaratabilmek mecburiyetindeyim. Amerika olarak topyekun buraya girmeyeceğim. Kendi doktrininde de yok zaten. Amerika'nın ordusu ölmeyecektir artık asker falan. Onun yerine ben burada bir kanka yaratacağım. Kim olacaktır bu? Kürtler. Bu aynı zamanda Irak'tan başlayan bir olaydır. Bugün bakın Trump'ın çevresinde bütün bu savaşları falan da yöneten kadro içinde 4 tane emekli general var. Bunların 4'ü de bizim 1 Mart tezkeresini reddettiğimiz dönemin adamlarıdır. Kararı verendir aslında. Tabii radikaldirler. Türkiye'yi sevmezler. İşte Sayın Kalın en son bir görüşme yaptı. Evet. Onun danışmanı falan diye. O kişi aslında özel kalem müdürü gibi çalışan bir kişi. O 4 taneden biri odur mesela. Bir diğeri Petrus. Çuvalı geçiren. Çuvalı geçirendir vesaire. Yani bu 4 tane kişi. Bunlar da Türkiye'yi 1 Mart'tan bu yana da daha çok kinlenmiş olarak sevmeye ve Türkiye'ye ders vermemiş. Zaten tabii o WikiLeaks belgelerinde
çok açık bir biçimde o zaman büyükelçisinin yazdığı şeyler, ne derler, gizli kripto diyorlar değil mi onlar? Evet. Onlar bize WikiLeaks belgelerinde aynen şunu diyor. Hükümetin bir günahı yok. Ama asker zıvanadan çıkmış durumda. Mealen söylüyorum tabii ben de. Ve mutlaka cezalandırılmaları gerekir. Yıl kaç? 2003. Sonra başlıyor zaten. Ve bu arada şeyi de unutmayın. Hani bu Ergenekon, Balyoz vesaire filan, bu FETÖ filan diye şey yaptık. Bunun arkasında Amerika'da var. Tabii. Çünkü FETÖ'nün CIA ile ne kadar iç içe olduğu da çok net. O belki o dersin işte sac ayakları. Sac o intikamın ayakları. Sac ayakları olarak. Ama Amerika'da hiçbirisi birbirinden bir bağımsız değil. İlliyet rabıtası her tarafta bütün Haşmeti ile var. 5 Aralık 2007. Evet. Oval Office, Washington, Beyaz Ev. Orada Oval Office'te Bush'la Tayyip Erdoğan oturuyorlar. Ve o toplantıda düğmeye basılması kararı veriliyor Ergenekon'la ilgili olarak. Ben mi söylüyorum bunu? Hayır. Bunu Fehmi Koru yazdı. O zaman Zaman Gazetesi'ndeydi. Yazdığı da 2008 ya da 2009. Ve ben ondan sonra yıllarca bunu konuştum ve yazdım. En sonunda geçen önceki yıl Hüseyin Çelik, o zaman şimdi buharlaştı biliyorsunuz, yok ortada. Evet. Hükümet sözcüsüydü. Telefonla bağlanıp bu yalandır dedi. Dedim ki biraz geç kalmadım mı? 8 senedir söylüyorum ben bunu ve yazıyorum. Bir adım daha gidin ileri isterseniz. Yani bu da gene konuşulan televizyonlarda falan bile açıkça tartışıldı. En son kim? Komplo teorisi bizim. Kimdi? Erol Mütercimler. Evet, o galiba. Bir iddia da şudur. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ilk Cezayir'de ılımlı İslam politikasını başlatmıştır ve iç savaşa götürdü bu sonuçta. Ve Arap Baharı'nda da Cezayir onun için kenarda kaldı, kenarda bir daha kaldı. Gitmedi. Ama bu arada adım adım bu İslam politikasını bir yere taşımaya çalıştılar. Ve iddia şu ki 1999 yılında Türkiye'deki müstakbel rejim değişimine veya hükümet değişimine gidildiğinde ılımlı İslam'ı temsil edebilecek bir aday aranmıştır. 1999 yılında Sayın Erdoğan'ın bu manada Amerika tarafından lanse edildiğine dair de iddialar var. Evet. Aslında tabii şu da var. Wolowitz'in söylediği, daha 2006'da o makamında ziyaret ettiği zaman geleceğin başbakanı diyor. Aynen. Orada. Ama bir taraftan da 2006 diyorum, pardon, 1996'da. 96, 99'da da ilk defa da zaten bu şekilde lanse edildi. Tabii Cumhurbaşkanımız da sürekli Obama beni kandırdı dedi geçen. Ha, geçen gün. Yani Obama beni kandırdı kandırmaya dedi. Kalmadı ki biraz. Ya şimdi şöyle, 2011-2012'den itibaren eğer Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Suriye'ye girebilseydi, tampon bölge oluşturabilseydi ve bizim Şanlıurfa'da kiliste kurduğumuz o konteyner yerlerini, konteyner evlerini ve binlerce Suriyeli'yi, ben oralara gezdiğim için biliyorum, bunu sınırın bu tarafına değil o tarafına yapabilseydik, Türkiye şimdi çok daha büyük bir sorunu çok daha ucuz atlatmış olacaktı diye düşünüyorum. O bir tarafta. Evet. Şimdi bir de dua çektik biliyorsunuz. Şu anda evet. 600 kilometrelik bir duvar var ama bunu Hatay tarafında yapamıyoruz. Yani dağlık bölge olduğu için yapamıyoruz. O da bizim terör sızmaları için bir sıkıntı. İşte Amanoslar. Evet. Oradan giriyorlar, oradan şey yapıyorlar. Yani onun başka şeyleri de var. Yani zaten oralara duvar çekemezsiniz. Aynı İran sınırında bizim olduğu gibi. Tabii Irak da öyle. Irak da onu bilinçli yapılmıştır o sınırlar. Özellikle İran'da onu biraz daha aşağıya çeksen veya bu tarafa doğru getirsen ve daha düzlük bir şey. Sınırlar oradan geçmesi zaten yani. Olabilecek. Yani bunlar tabii uzun meseleler ama her halükarda bir Finlandiyalı generali bir komisyonun başına getirmişlerdir ve sınırımızı da 1925 yılında orada nihayileştirmiştir. Musul meselesi falan hepsi dahil. Bu da hepsi o günün koşullarında İngiltere'nin Türkiye'ye oynamış olduğu oyundur. Yukarıda tepenin tam şurasından geçer. Zirveden geçer. O zirvenin bize bakan tarafından. Tarasut Kulesi gibi orada bizi görürler. Aynen. Ama biz oraya ne yol yaparsınız ne gümrük yapsanız ne olur. Evet, yani netice itibariyle şimdi burada bir büyük imaj var. Amerika kalıcı. Peki burada kimle birlikte kalıcı? Kürtlerle birlikte. Kürtlere ne yapmak istiyor? Yani PKK unsurlarından söz ediyoruz. PKK unsuru diye bakmayın. Şimdi de şu manada. Türkiye itibariyle baktığınız zaman burası bir terör kuşağıdır. Tamam. Amerika itibariyle baktığınız zaman
Burası Amerika'nın müstakbel güvenli güvenlik bir kuşak oluşturmak. Yani ikinci politikası. İsrail dediğimiz bizim bir şeyi yani, devleti yaratacak. İsrail de burada Araplar dışında bir devlet oluşması halinde daha rahat edeceğini yani, düşünerek tamam. De. Öbürleri de ufalanacak zaten. Bu da Araplardan kurtulayım diyor. Kurtulayım diyor. İşte dolayısıyla burada iki tarafın bakış açıları tıpkı bu en son Cumhurbaşkanımızın konuşmasında olduğu gibi farklı şeyler ortaya çıkıyor. İşte ben orada da hemen bir parantez yeri gelmişken söyleyeyim. Hayır ben bunları söylemedi bana. Bunun ispatı çok basit. Orada herhalde bu konuşmayı kaydettiniz bir yere. Karşı taraf bu kadar ısrarlıysa ve siz de bu kadar... Yayınlayın efendim bunu. Yayınlarsınız biter bu işi. Aa. Ve dersiniz ki bak işte burada çözümü budur. Ama bu işin. Ama bunun yapılmaması da... Ya ben size şöyle diyeyim. Benim şahsi kanaatim evvelden hazırlandığı çok varittir. Yani ben bunları Dışişleri Bakanlığı'nda çalışırken de bu şöyle cereyan edecektir diye siz hazırlık yaparsınız falan. Tamam. Bunlar olur. Hmm. Ama bu kadar ileriye giden bir hazırlık yapıldığı zaman Amerika'nın gerçek niyetlerini o yazılı metinde ortaya koyduğunu düşünmek lazım. Şimdi Trump'ın talimatı olmadan da oradaki o yazılı metnin oluşturulma şansı da yoktur. O zaman Trump'ın bunları söylememiş olmasını da düşünmek, onu oraya yazılı yapacakken öbür tarafta baş başa olduğunda yumuşaması için de çok büyük bir sebep yoktur. Benim şahsi düşüncem, kimseyi yani bilmiyorum şeyini görmeden tapeleri görmem lazım ama her elbekarda şunu söyleyebiliyorum kendi yorumlar. Her iki tarafta kendi düşünceleri istikametinde diğeri tarafı mutlaka suçlamıştır. Bizim taraftan da suçlanmadığını Amerika'nın söylemen mümkün değil. Çünkü orada da gerçek anlamda bizim yaptığımız açıklamalarda da bunu söyledim diye aynı suçlamanın içeriğini görmektesiniz. Dolayısıyla karşılıklı olarak bu. Şimdi Amerikan basınını okudum. Mesela New York Times'a takıldım oraya. Bir daha da okumadım başka yerde ama çok ilginç bir şey. Hemen bunun akabinde ertesi sabahki nüshasında bir şey iddia etti. Bir gün evvelden kendisine bir briefing verildi diyor Trump'a. Ve Trump bu briefingi kabullenmedi diyor. Şu manada Türkiye'yi çok ileri derecede sıkıştırmaya başladık. Ve bu olmuyor. Yani Türkiye'yi biraz desteklememiz de lazım. Kuş kaçmamalı. Onun için daha dikkatli. Kuş oluyoruz burada. Tabii yani. tam çünkü NATO bilmem ne işte Rusya'ya yakınlaşma. Rusya'nın da zaten niyeti. Türkiye'yi kendi yanına çekip ama bunu nasıl yapacak? Zaten Sayın Büyükelçi Rusya'yı da suçladı ya Amerika Türkiye ile aramızı bozuyor diye. Tabii. Ama Rusya'da öbür tarafa sen o kadar ileri gittin Türkiye yönünden ki sen de buna mecbur bıraktın bu adamı dedi. Yani karşılıklı ikisi bir bilek güreşi içindeler ve bu oyun devam ediyor. Buradaki kuş da biziz yani Rusya ile Amerika arasında. Burada bu oyunun bir ögesi de biz olarak burada zavallı oturuyoruz. Şimdi bu koşullar altında ne demek Rusya'ya... Demek ki o briefing sertleşme yönünde bir briefing. Yani şimdi o zaman burada iddiası New York Times'ın bir gün evvelden yapılmış olan bu briefingi kabullenmedi ve sertleşti. Şimdi bu sertleşmeyi esas itibariyle Amerika'daki pek çok yazar arkasından kabullendi. Yani karşılıklı olarak öyle yumuşak bir konuşma olmadı bu. Bu ciddi anlamda bir karşılıklı suçlama konuşması şeklindedir diye ortaya çıktı. Zaten eğer Dışişleri Bakanlığı da orada yazılı metin budur diye öne çıkabiliyorsa bu bir devleti bağlar. Bizim yazılı metnimiz bu kadar ileri gitmiyor tabiatıyla. Onun için tapeleri görüp oradan neyse oradan gitmek. Şey bunu da biz yapamıyoruz. Yani karşı taraf yapmaz zaten. O çünkü bu budur diye ortaya koydu yazılı metnini. Bizim de bunun cevabını hayır o değil budur işte diye ortaya koyabilmemiz gerekir diye düşünürüm. Şimdi efendim baktığımız zaman Orta Doğu'ya burada kalıcı. O zaman ne oluyor? Amerika burada bir Kürt devleti kurmaya çalışıyor. Üç kanton birleşecek. Ondan sonra yalnız ne olacak? Doğu'ya petrolünü satamaz. Unutmayın ki %33'ü Suriyeli şu sırada %30-33 arasında bir bölge Kürtlerin eline geçmiştir. Ama enerji şeylerinde %50'si. Tabii mesele burada. Ama bunu satacak bir yere. Nereden satacak? Esad üzerinden satamaz. Bizim üzerimizden satamaz. İran'dan satamaz. Güneyden ibadi vesaire hiçbir yerden oraları da güvenemez. Bizden satacak. Bize de güvenemez. O zaman ne olacaktır Amerika'nın buradaki projesi? Denize açılması. İdlib üzerinden
Lazkiye'nin kuzeyinden denize bir mahreç verip bunlara ve buradan bir limanla tüm şey mesele de bu. Kuzey koridoru dediğimiz şey. Kuzey koridoru bu. Hikaye bu yani. Yani bu terör koridoru. Enerji koridoru aslında. Kesinlikle. Ama işte bizim terör koridoru dediğimiz şey bu. Bu. Ve şu anda Afrin eğer bu şekilde elde tutulabilirse onun önüne bir set çekmiş olur. Bıçak gibi kesi gelip alıyor. Zaten birincisi kesti ama da bitmiyor yani. Orada bitmiyor da şöyle. Şimdi evvela Türkmen Dağı'na falan saldırdığı zaman Ruslar. Rusların da en büyük derdi. Bir kere şunu bilelim. Amerika'da ilan etti bunu. Ben kalıcıyım artık diye. Rusya'da. Gerek yok. Yani sonu açık olan ömür falan değil. Zaten o Tartus'ta vardı. Vardı. Fakat şimdi 3 tane üsle birlikte. S-400'lerle birlikte. 2 hava üssüyle. 2 hava üssüyle. Ve bir anlaşma imzaladı. Bundan evvel Baba Esad'la 20 yıllık bir anlaşması vardı. Şimdi önü açık. Öyle. Sinediye dediğimiz namütenayı devam edecek anlaşma. Ben güneyden Türkiye'nin komşusu oldum artık diye bakıyorum. Kadar basit. Amerika'da ben bunu Rusya'ya yedirmem. Ben de güneyden Türkiye'nin komşusu oldum. Çünkü bu bölge benim için de güvenlik açısından önemlidir diyor. Hem öyle hem de ama bir şey var. Bakın o haritamız var aslında da. Rakka'da şimdi PKK-PYD'nin elinde. Amerika tabii işte. Asıl büyük problem sadece değeri zor Membiç'e kadar gelen bölge değil. Onun aşağısı Rakka'ya inen bölge. %33 evet. Bugün petrol bölgesi orası da. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani asıl enerji zor. Ama sorunun temeli şu. Bugün paritaya baktığınız zaman İdlib bir çıvanbaşı. Hı hı. Bunun dışında ikiye bölünmüş vaziyette. Diyelim ki şöyle bir şeyiniz var. Suriye böyledir. Şuradan şöyle gelip kesiyorsunuz buraya kadar. Kürt bölgesi oluyor. Bunun geri kalan kısmını da rejim ele geçirmiş durumda. Aynen. Bir tek yer hariç. Halep'ten gelenlerle de birlikte müthiş bir nüfus yoğunluğuna ulaşmış olan İdlib bölgesi hariç. Şimdi Rusya'nın da bütün derdi o İdlib'le ilgili olarak. Ne diyor? Toprak bütünlüğü benim için de önemlidir. Ama bu toprak bütünlüğünü hayata geçirebilmek için her şeyden evvel Münbit ve büyük yerleşim i̇şte ve daha zengin olan orada. Evet. Gördüğünüz gibi. Öyle. Olduğu gibi orası hem Türkiye sınırında gelmiş batıya dayanmış. Onun aşağısı da Rakka zaten işte. Rakka. O hemen İdlib'in olduğu yeri de görüyorsunuz. Orası da Suriye rejiminin elinde. Evet. Yani üçe bölünmüş Rakka bu Suriye. Rakka daha sağda bu. Ya neyse yani tam göstermiyor ama daha aşağıya. Tam haritayı verirseniz göreceksiniz ki o pembe Suriye'nin pembe kısmı ile Kürtlerin sarı kısmı birleşiyor. Bizim Elbap ve Şusra'da Afrin şeyimiz var. Bunun dışında topyekun bitmiştir. Şimdi İdlib de orada gene görülüyor bakın yeşil olarak bakın, orada. Eğer biz Afrin operasyonu Hatay yapmasaydık denize gayet rahatlıkla çıkabilecek bir koridoru oluşturabilirlerdi. Evet. Şimdi ne oldu? O yüzden çok hayat. İdlib'i kesti Ruslar. Ha bir şey arkasından daha var. Arkasından da biz katıldık biz de kestik. Bakın ama çok enteresan bir şey var. Türkiye'nin Afrin operasyonunu başlattığı zaman dilimi içinde hemen aynı sıralarda Suriye rejimi İdlib operasyonunu başlattı. Bir havaalanını düşürdü ve İdlib'de yürümeye başladı. Hatta şöyle bir şey çıktı. Ya bir pazarlık mı yapıldı Ruslarla? İdlib'i alın, Afrin'i bize verin. Anlatabiliyor muyum? Gibi bir şeyde gibi bir pazarlık ben mı yapıldı? Ben öyle bir pazarlık yapıldığını tahmin etmiyorum. Çünkü şöyle. İdlib'i zaten Türkiye ile Rusya paylaştılar. Yani 12 tane gözetleme noktası biraz evvel söylediğimiz ve bunun da tabii Afrin'in güneyinden geçmesi falan bunlar manidar. Ama biz burayı paylaştık. Yalnız burada çok önemli sorun şu. Bu bölge her halükarda artık kantonal olaraktan ki böyle bir şey yoktu daha evvelden dediğim zaten gibi. Zaten en son ilan edilen de Afrin kantonu. Afrin. Evet. Böyle bir şey yoktu. Yok. Bu kantonlar sonradan nüfus yerleşimi vesaire aynen. Değişimiyle oluşturuldu. Ve sunidir bunlar. Ama ileriye yönelik sizin demin söylediğiniz çok doğru. Kanton adı altında üçünü birleştirip bizim bütün sınırı kapatıp. Sınırı kapatıyor. Tabii. Şimdi bunu yaparken yalnız İdlib dediğim gibi çıvanbaşı. Rusya bunu orada 125 bine yakın muhalifiyle, osuyla, busuyla, Halep'ten gelenler falan çok yoğun bir yerleşim var. Hı hı. Şimdi Rusya bunu yok edip müstakbel Esad vatanı diyelim şimdi, hı hı. Toprakları diyelim. Bugün Esad, yarın Hüseyin de artık belli değil ama. Rejim. Rejime ait olması gereken topraklardır bunlar orada. %1 nüfus vardır, gerisi de çöldür zaten. Hı hı. Bu bölgeyi mutlaka İdlib'i Rusya'nın
rejimin bir parçası olarak kurtarıp oraya garantili bir biçimde oturtması lazım. Kendi güvenliği açısından da çok önemli. Kendi güvenliği açısından da, çünkü orada çıbanbaşı gibi oturuyorum. Onu da ele geçirdiği andan itibaren Kürt bölgesiyle rejim bölgesi ikili olaraktan Suriye'de ortaya çıkmış olacak. Şimdi bu noktadan yaklaştığınız zaman çok önemli iki tane husus Amerika yönünden ortaya çıkıyor. Ben mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını şöyle değerlendiriyorum. Bir Kürt bölgesi Türkiye'nin güneyinde. Onun güneyinde fiilen oluşmuş olan bir Şii hilali var. Hı hı. Hizbullah'a kadar uzanan. Hizbullah, İran, Suriye işte. Yani. Ve ne İsrail ne Amerika bu hilalden mutlu. Dolayısıyla bunu şu veya bu şekilde yok etmek gerekiyor. Bunu yok edebilmek için iki tane yol var. Birincisi kuzeyde Kürt bölgesini kalıcı olarak Münbiç ve öteki 550 kilometrelik kısmı düşünün, Irak'ta dahil olmak üzere. Burada Kürtleri esas itibariyle İran'a karşı bir güvence olarak elde tutup ve burada İran'ı zayıflatma politikasını parçası haline getirebilmek. Bunu yapabilmek için de evleviyetle burada bir Kürt devletinin kurulmasını teşvik etmek. Şart. Bu Kürt devleti içinde ilk adım 30 bin kişilik ordu. Onu benim, işte denedi. Efendim, benim burada 12 bin tane askerim var. 4 alayım. Yıllardan beri, şartlar da belki daha müsaitti falan, ayrı konu ama 12 bin askerle ben bu güney sınırımı koruyabilir iken, yıllardan beri ve bir şey olmazken 30 bin kişi bir ordu tam teçhizatlı halinde orada oturtabilmenin anlamı nedir? Esas itibariyle saldırıya uğrayan terör açısından Türkiye'dir. Türkiye'nin oraya bir saldırısı falan yok. Yoktu. Hani Kuzey Irak'a girip çıkıyoruz, onu da PKK yüzünden giriyoruz. Bunun da PKK olduğunu çok net biliyoruz, kurmakta olduğu şeyin. Dolayısıyla o bana bir tehlikedir. Ben ona bir tehlike olamam. 30 bin kişi o zaman bu devleti neye dayanarak yapmaktasın? Türkiye'ye karşı. Türkiye'ye karşı yapıyorsun. Ha, bu çok risklidir. Geçen gün hafta, ya bu hafta değil ondan evvelki hafta, bir MHP, bir HDP'li yine bir konuşma yaptı. KCK ile ilgili olarak Öcalan'ın bir dönem ortaya attığı bir şeydi, tezdi bu. Dört bölgeden oluşan Kürt Konfederasyonu. Yine bunu dile getirdi. Yani şimdi oturup buradaki gerçek niyetler ortaya konuyor. İran ne yaptı efendim burada Büyük Ortadoğu Projesi'nde Amerika? Suudi Arabistan'ı lider diye seçti. Veliahtı getirtti, değiştirtti oradaki. Rejimin değişimini de Amerika desteklemiştir. Toplantı yaptı. Evvela Körfez ülkeleriyle, sonra biz de katıldık filan. Suudi Arabistan gene bizim de katıldığımız bir askeri birlik harekatına girişti. Bunlar hep danışıklı dövüş. Ondan sonra Suudi Arabistan İsrail'le işbirliğine girdi. Ve buradan açık da açık ara bulucu olmasını İsrail teklif etti. Tabii. Suudi Arabistan veliahtını. Aynen efendim, aynen. Ve bu arada esas buradaki amaç da Hizbullah'ı yok etmek. Evvela oradan başlayıp Şii hilalini bir şekilde zarara uğratmak. Burada eğer rejim devam ederse Suriye'de, zaten topyekun hakim olursa topraklarına, sıkıntı azalır. Ama öbür tarafta Lübnan'da Hizbullah'ı da yok etmek şarttır ve İran'a dönük olarak düşünüyor. Ben bu kapsamda Yemen Savaşı'nın bir anda alevlenmesi falan, bunların hepsinin de bu politikanın, Amerikan destekli politikanın bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Şii-Sünni çatışması aynı tabii şekilde Yemen'de. Orada yayılıyor. Belki kıvılcım. Kıvılcımlar. Yani, kıvılcımın da ötesine geçti bence. Şimdi de tabii Hizbullah da çok güçlü şu sırada, onu da düşünelim. Ama ben Kudüs davasının şu son ortaya atıldı. Ben Kudüs'ün de böyle tesadüfen ortaya atıldığı düşüncesinde değilim. Bu bunun bir parçasıdır. Bu da bunun bir parçası olarak da Sayın Büyükelçim. İran'da radikaller sokağa döküldükleri zaman veya halkı sokağa döktükleri zaman Amerikan politikası karıştırmaya yönelik bunun parçasıdır. Hedef. Nitekim mesela Cumhurbaşkanımızla yapılan konuşmada çok net bir biçimde dört tane şey sayıyor orada. Diyor ki IŞİD, PKK, El-Kaide, PKK ve İran kaynaklı terör diyor Trump. Yani başka bir ifadeyle İran burada hedeftir. Tillerson
10 gün evvel bir Amerikan Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Niçin biz burada kalıcı olmak mecburiyetindeyiz diye. 5 tane şey söyledi. O söylediklerinin 4'ü palavra. İran dedi 3 numara olarak. İran'ı burada kontrol edebilmek için bu kadar yakınında olup onunla uğraşacağız dedi. Yani çok net. Şimdi İran'dan sonra... Gene Büyük Orta Doğu Projesi'nin parçası. Orada yani İsrail, Büyük İsrail yaratılması için elden gelen hiçbir şey işte geri bırakılmayacak. İran yani. Büyük engel buna. Tabii. Türkiye de engel. Zaten Büyük Orta Doğu Projesi'nin Condoleezza Rice ne demişti uzun yıllar önce? 24 ülke yeniden dizayn edilecek. Edilecek. Bunlardan birisi biziz. Ha. Birisi de İran. Dolayısıyla İran'dan sonra sıra bizdedir diye bakmak lazım. Evet. Aynen. İran ama giderse arkından giderse Türkiye ile Türkiye gelecek. Suriye bu şekilde halledildiğinde biz baştan söylemiştik ben ve benim gibi düşünen. Suriye bölünürse Türkiye de bölünür. Evet. Risk burada başlıyor. Risk burada başlıyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim buna ilave olarak. Ondan sonra sorunuzun cevabı biraz uzunca oluyor ama. Ben tabii soruyu unuttum. Neyse şaka bir yana evet devam edelim. Evet yani burada niçinini sordunuz. Hı-hı. Niye biz müdahale ettik buraya da sordunuz. Şimdi de burada bir husus daha var. Bu da çok önemli benim indimde. Hani biraz evvel neokon politikası konusundaki kısa bir tanımlamasını mealen Bush'un söyledim. Büyük Orta Doğu Projesi'ni lanse ederken bunu da dile getirmişti 2003'te. Şimdi burada ne vardı? Rejim değişimi vesaire filan bunlar da dahildir diye. Ve gene biraz evvel bir iddia olarak ortaya koyduk ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın 99'dan başlayarak, 96'dan başlayarak bir Amerika'nın desteğini de haiz olarak bir noktalara getirmek istendiğini de her tarafta dinliyoruz. Şimdi bütün bu koşullar altında Amerika Türkiye'yi 2008 sonrası kısmen ama 2011 sonrasında mutlaka ama genel anlamda bakıldığı zaman itaatkar olmayan, kendinden uzaklaşan, başı buyruk hareket etmeye başlayan bir ülke olarak değerlendirmeye başladı. FETÖ Amerika'nın bir icadıdır. Aynen. 1999'da bu adamı buradan oraya kaçırmaları durdu yani. Tesadüfi değil. Tesadüfi. Bakın hep 99'dan bahsediyoruz. 99 çok önemli bir yıl çünkü. Bir yere götürüyoruz, öbür taraftan getiriyoruz vesaire. Ve burada kesişiyor. Kesişiyor. 99'da bir olay var. Şimdi burada evvela öküz öldü, ortaklık bozuldu. Yani başından itibaren kendi kadroları eksikken AK Parti buraya destek olarak aldı ve kadrolaştı. Ama ne zaman ki kendi kadroları da oluştuktan sonra ben de varım diye ortaya çıktığında hayır dendi. Hayır derince karşılıklı olarak silahlar çekildi. Bir taraf dar boğaza sokacak şekilde parasal imkanlı kabiliyet yaratan bununla yaşamıyordu FETÖ yani. Dışarıda da vesaire gittik okulları gördük. Muhteşem okullar. Hala kendi 3200 okuldan yaratamaz 3000'i. Yani şu anda şey mümkün değil. FETÖ mümkün. Bitmiş falan değil. FETÖ hayır. Yurt dışında kesinlikle. Olanca gücüyle Amerikan çıkarlarına hizmet için tabii. Her başta Amerika olmak üzere. Okulları kapatmadı. Üzere. En güzel okula? Anlatan nedir aşk. Biliyor musunuz? Bundan kaç sene önce? 5 sene önce filandır. Siz benden daha iyi bileceksiniz efendim. Bir Afrika seferberliği evet. ilan etti Amerika. Ne oldu sonra? Gine'de, Gana'da, Nijer'de bilme her yerde evet. patır patır şeyler evet. açılmaya başladı. Evet. Ne alakası var Gine'de? Evet. Cemaat okulları hepsi okulları. Afrika dolu. Tabii tabii yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bizim Türk Hava Yolları gitmedi mi işte uzun yıllar hep böyle boş boş. Bunu nasıl bakıyorum biliyor yani. Musunuz? Moon tarikatı vardır. Bilirsiniz evet. Amerika'da çok güçlüdür. Nerede başladı Moon tarikatı? Nerede kuruldu? Güney Kore. Güney Kore. 1954. 1954'te Moon tarikatı kurulduğunda Güney Kore'nin tümü Budist. Bugün Güney Kore'nin yaklaşık %57'si ya da %60'ı Hristiyan. Tabii. Ve Moon tarikatının bir sözde Müslüman versiyonunu yarattılar. Bu ılımlı İslam. Buna bir katkı sağlamak için bir şey anlatayım. Yargıyla ilgili kısımla ilgili bir şey anlatayım. Çok da bunu destekleyecek bir şey, Mut harika gibi. FETÖ neden uluslararası bir şey, ulusal bir şey değil. Ülkemizle ilgili bir şey değil sadece. Şimdi diyelim ki gerçekten Somali'de bir cemaat okulu var.
bu cemaatin güçlü olduğu dönemde. Türkiye'de Somalili çocukları Türkiye'ye gönderiyorlar. Hı. O zaman sınavların tabii manipüle edildiği, girmenin bile önemli olmadığı Somalili çocuklar Türkiye'deki üniversiteye geliyorlar. Cemaatin yurtlarına kalıyorlar. Türk üniversitelerinde daha çok siyaset bilimi, tarih gibi bölümler okutuluyor bunlara. Bunlar hem de yargı kayıtlarında var. Yani şu anda ifadeleri alınıyor. Bu şekilde ne kadar öğrenci geldiği tespit edilmeye çalışıyor yurt dışından. Bu öğrenciler Türkiye'de yetişiyor. Yetiştikten sonra atıyorum siyaset bilimini bitirdi. Somali'ye döndüğünde ne oluyor? Somali'de kaymakam, Somali'de emniyet müdürü, Somali'de hakim savcı oluyor. FETÖ Somali'nin devletini ele geçiriyor. Bütün okul olan yerlerde yani, eliti oluşturan. Eliti oluşturanların çocukları. Hepsi çocuklar. Afrika'da da bu iş Türkiye'den daha da kolay. Evet. Hani devlet yapıları olarak şey olarak filan. Tüm olgu aslında FETÖ dediğimiz şey dünyanın en büyük işte uluslararası operasyon. Misyonerlik. Bu şekilde o devletler de ele geçiriyor. Türkiye'deki üniversitelerde burada bir şey. Bir sıçrama tahtası olarak. Sıçrama tahtası. Ve çünkü üniversiteler iyi. Burada okutuyorlar, götürüyorlar. Ve orada diyorlar ki seni biz okuttuk. Dershaneler çok. Sana biz baktık. Liseler. Yani burada sadece Türk hakim savcılarına, polislerine ya da devlet görevlilerine bu imkan sağlanmadı. Aynı yöntemle, tersi yöntemle dünyanın çeşitli yerlerindeki okullar bu şekilde kullanılarak kesinlikle o devletlerin sistemine sızdı Amerika. Evet, aynen. Ve sızıyor. Aynen budur. Kesinlikle. Evet. Şimdi o zaman Şöyle tamamlayayım onu. Bir sıkıştırmaya girdi Amerika Türkiye'yi. FETÖ bu manada bir Amerikan destekli bir teşebbüstür. Yani çok büyük bir badire atlattık. Allah korudu hepimizi. Evet. Çok büyük bir badire atlattık. O noktada yani neredeyse amacına ulaşmak üzere. Yani şu adamlar daha evvelden bu istihbaratı falan da biz ne yaptık ne ettik o bir boşluk var. Onu da bilemiyoruz hala ama zamanında ve düşündükleri şekilde sabaha karşı harekete geçebilmiş olsalar bir ihtimal olacak. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dirayetli duruşunda vurulamak halkın da. Özellikle 15 Temmuz'da. Özellikle de komplo kurulan ordu elemanları. Evet. Halkın da bu şekildeki bir şeye izin vermemesi, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de büyük bir bölümüyle buna karşı durması. Yani aslında Türk milletinin çok halinde, evet. Bu uyanık olmaktan kaynaklanıyor. Hepimiz karşı çıktık. Evet. Yani hepimiz bulunduğumuz yer itibariyle. Kimisi tankların en fazla bulunduğu bölgede sokağa çıktı. Tabii. Kimisi elinde bayraklarla başka bir tarafta dur diye çıktı. Ama hep beraber sokaklara... O zaman Türkiye çok değişik olurdu. Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı... Çok değişiğin de ötesinde Türkiye çok kanlı bir noktaya giderdi. Çok. Türkiye de iç savaşa doğru gerçekten götürdü. Gerçekten iç savaşı o zaman çıkardı. Onun için çok büyük bir badire atlattık. Allah yani bir daha yaşatmasın. Yaşatmasın. Milletine. Ama burada kaldı. Amerika işi bitiremedi. Arkasından başka yolu. Evet yolda. Yarım kaldı. Evet nasıl? Yarım kaldı. Şimdi ama devam ediyor. Ne yaptı arkasından? Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti, Washington'a. Orada güvenlikçileri yok işte bilmem nesi filan derken bakanın oraya gidişi hukuk yoluyla Türkiye'yi bastırmaya başladı. Zarrab şimdi yeni bir dava daha varmış. Daha başlıyor. Evet, yeni bir dava daha başlıyor. Ondan sonra bütün bunlar hepsi hukuk yoluyla Türkiye'yi köşeye sıkıştırma. Bu da bir noktaya götüremedi. Türkiye tınmadı. Ondan sonra şimdi benim yeniden güneyden de bu manada da bütün bu olaylar filan yaratılırken Amerika'nın Türkiye'yi köşeye sıkıştırma operasyonunun parçaları gibi ben bunu düşünüyorum. Evet. Yani o i̇şte zaman benim de bu kadar sizin kadar net anlatamazdım ben ama benim de böyle orada sanki bir oyun oynuyor, bir tuzağa aynen çekilmeye çalışılıyor aynen Türkiye gibi his. Aynen. Var, evet. Ve şimdi bu koşullar altında çok net olalım. Hedef Türkiye'nin bizatihi kendisi değildir. Türkiye Amerika'nın bir bendesi olarak kaldığı sürece Amerika'nın bir derdi yok. Buradaki sıkıntı Tayyip Erdoğan'dır. Bizzat kendisi Cumhurbaşkanı'na soru sordu bir gazeteci. Batı'daki gündem nedir diye bundan bir iki ay oluyor. Üç tane de gündemde konuları var dedi. Recep nokta, Tayyip nokta, Erdoğan nokta dedi. Ve arkasından da bu Zarrab olayı falan daha o tarihte bu noktalara taşınmamıştı. 11 Nisan'da ne çıkacağı belli değil gerçi ama daha henüz başlangıcındaydı bu dava. Benim burnuma çok pis kokular geliyor dedi. Gene Cumhurbaşkanımızın ifadesidir. Ha. Şimdi bu manada baktığınız zaman burada biat etmeyen
İslamlaştırmaya çalıştığı ve bu manada Amerikan politikalarına hizmet etmeyen bir Türkiye istikametinde yol almaya gayret sarf ettiği ve daha da önemlisi Rusya vesaire filan onlara yanaşmak suretiyle hem NATO'yu, Türkiye hala önemli bir ülke jeostratejik açıdan, hem NATO'yu hem de aynı zamanda kendi Orta Doğu'daki varlığını zarara sokabilecek bir politika izleyen mevcut hükümetin hedef olarak alındığı bir noktadayız. Çünkü Amerikan çıkarlarına hizmet etmiyor. Etmiyoruz. 15 Temmuz olayı sebebiyle de zaten cemaatin, yani Amerika'nın tüm dünyada kullandığı bu tarikatın, bu yapının Türkiye'de ortadan kaldırılması Amerika'nın diğer ülkelerde de zayıflatacak. Bu da istenmiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla buna en karşı çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de başarısızlığa uğratılması da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ideallerinden biri olarak. Hatta değiştirilmesi. Değiştirilmesi. Ama ben şunu anlamak istiyorum. Bir tarafta kişi olarak hedef alınmış bir, yani bu adam zıvanadan çıkabilir. Her an bizim elimizin altından kayabilir. Kendi aslında ajandası. Onlar da zıvanadan çıkmış durumda tabii, ama. Tabii. Kesinlikle. Ama tabii ki bir emperyal devletten söz ediyoruz. Emperyal devlet, evet. Başat güç. Ne derseniz deyin. Ya ilk 10 sıralaması var silahlanmada. Bu birinci sırada Amerika var. Hiç değişmiyor. Geri kalan 9'unun toplamının üzerinde. Yıllık yani, 700-800 milyar dolar. Şimdi 1 trilyona çıkacak. Silah bütçesi, evet. Bizim gayri safi milli hasılamız yıllık 800 milyar dolar. Düşünün artık yani. Bunlar sadece silaha. Bilinen bir de bizim. Demek lazım. Tabii. 18 milyonluk şimdi burada özellikle diplomat olarak sizin yanıt vermenizi çok arzu ediyorum tabii buna. Türkiye bölge ülkeleriyle ve Rusya ile bir ittifak denilebilecek bir şeye girmemeli miydi, girmeli miydi? Şimdi evvela bir hemen cevap vereyim. FETÖ ile ilgili bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. FETÖ'nün esas sıkıntısı yurt dışındaki okullar değildi Türkiye için. Onlar hepsi araç. Ecevit'i de ve Özal'ı da herkes desteklemiştir. Ve FETÖ'yü ilk yaratan kimdir onu da biliyorsunuz. 1964 yılında Komünizmle Mücadele Dernekleri adı altında Erzurum Derneği'nin başına Amerika getirmiştir bu adamı gene. Şimdi efendim esas sıkıntı burada Türkiye içindedir. %20'sini Türkiye eğitim sisteminin FETÖ'yle geçirmiştir. Bu çok tehlikeli. Müthiş bir şey. Çok büyük bir rakam. Her 5 okuldan biri. Şu anda 20 bin akademisyen hakkında soruşturma yürüyor. Son 15 yılda doçent veya profesör olan herkes şu anda bir zan altında. Evet, yani mercek bunlar altında. Mercek altında, evet. Şey altında inceleniyor. Evet. Ne kadar kolay verildiği ile ilgili, hani eser aranmadığı ile ilgili, dil bilmemeleri ile ilgili filan bir sürü şey var. Bak, bu devlet sisteminin çok güçlü. Dışişleri Bakanlığı'nda dahi 600 tane FETÖ'cü ne dil bilir ne usul erken hiç oradadır yani. Attılar hepsini gene. Hepsi ama gitti. Bakın şimdi bu iktidarda yardımcı doçentliği kaldırdı biliyorsunuz. Evet. Neden? Aslında demin oraya gelecektiniz siz de. Yani hani tamam Recep Tayyip Erdoğan istemiyor ama sistem olarak bir şey de değiştirmek istemiyor. Gene bunu hakim kılmak istiyor aslında. Tabii canım yani o olmadıysa bir başka ittifak arıyor. Yani sadece kişi olarak. Yanıtı. Sorunuzun yanıtı başka bir tarafta yatıyor bence. Şimdi bakın ben burada Rusya'ya da güvenmiyorum. Amerika'ya da güvenmiyorum. Yani en ünlü çok güzel lafıdır işte. Ayı ile yatağa girilir. Tam bağımsız Türkiye. Yani bizim idealimiz olmalı. Ben kendi göbeğim, yani Cumhurbaşkanı'nın ifadesidir. O da doğru bir söz aslında. Kendi göbeğimi kendim kesmeye mecburum. Yanlış değil söz de söyleyen ne kadar doğru tabii. İşte mesele burada. Mesele burada. Ama yani hani bir laf vardı çok güzeldir. Sanıyorum Marx'ın lafı. Kafam biraz bulandı şimdi. Yanlış doğru bir şey için yanlış şekilde yola çıkarsanız o doğruya ulaşmanız mümkün değil. Mümkün değildir. Bakın yargıda da birazdan göreceğiz aynı şey. İşte yani bir anekdot olarak da aynı zamanda söyleyebilirim. Şimdi evvela bunu söyleyeyim çok önemli bir şey. Ondan sonra çok kısaca bir cevap vereceğim söylediğinize nedenine. İngilizler bunu söyleyen kimdir? Gandhi'dir. Biz Çanakkale'de İngilizlere diz çöktürdükten sonra arkasından da İstiklal Savaşı'nı da bitirip orada da büyük başarı kazandıktan sonra Gandhi'nin sözü var. Diyor ki ben çok bugüne önemli. Kadar
Tanrı'nın İngiliz olduğuna inanırdım. Şimdi fikir değiştiriyorum demiştir. Türkler yendiklerine göre. Türkler yenebildiklerine göre. Güzel. Bunu yani bilmiyordum bunu ben. Meğerlen söylüyorum. Bilmiyorum. Ama güzel bir şey. Çok güzel bir laf. Türkler yendikten sonra Allah'ın İngiliz olduğuna inanırdım. Şimdi fikir değiştiriyorum demiştir. Tanrı'nın İngiliz olmadığına Türklerin İngilizleri yenmesi üzerine inandım yani, diye söylemiş adam. Evet. Yani. Eğit mücadelesinde de önemlidir bu. Evet, yani. Çok önemli. Şimdi bu defa da aynı şey oldu. Çok ilginç bir şey. Sizin sorunuza cevap verirken bu tarafına çok önem vererek bakmak lazım. Şimdi bakın. Rusya YPG, PKK, YPG ile PKK ile burada kanka olarak yaşıyorlardı. Hı. Afrin'de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine gittiğimiz zaman çok ikircikli bir oyun oynuyor. Bize ne dedi? Afrin benden sorulmaz. Rusya'dan gidin onunla bakın derdinizi halledin dedi. Bizim orada varlığımız yani yok. Başka bir deyişle sizi doğrudan doğruya cepheden sıkıştıracak daha ileri adımlar atmıyor. Bir ileri bir geri devamlı oyalamakla hmm. meşgul. Bir çatışma ortamını yaratmak istemiyor. Peki. Peki Rusya burada YPG PKK ile ilgili olarak evet. O dediğimiz an geldi. An geldi. Evet. Lütfen unutmayın evet. Kaldığınız yeri ben de hatırlayacağım. Sevgili izleyiciler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu Gençlik Kurultayı'nda konuşmasına başlayacak herhalde. Oraya bağlanıyoruz. Hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Sizlerle beraber omuz omuza savunacağız. Türkiye ile birlikte, Türkiye ile 80 milyonla birlikte omuz omuza hakkı, hukuku ve adaleti savunacağız. Biz hakkı, hukuku ve adaleti savunurken hiçbir ayrım yapmayacağız. Görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, kim mazlumsa, kim haksızlıklarla karşı karşıya geliyorsa onlara desteği Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz vereceğiz. Çünkü biz hakkı, hukuku ve adaleti savunuyoruz. Şimdi beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Az önce arkadaşımız konuşurken umuttan söz etti. Bazı çevreler biz umudumuzu kaybettik diyor. Umut bulaşıcıdır. Siz umutluysanız yanındakine bulaştırırsınız. O umutluysa öbürüne bulaştırır. O nedenle umudu yitirmemek her şeyden önce bu ülkenin gençliğinin temel görevidir. Çünkü bu ülkeyi sadece ve sadece gençliğe emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hiç kimse unutmasın. Sizlere hangi koşullarda Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiğini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ülkenin geleceği, ülkenin geleceği önce ve önce gençliğe emanettir. Eğer bugün gencecik askerlerimiz mücadele ediyorsa gençlikleri vatan sevgilisidir. Eğer bu salonda Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsak vatan sevgisi bayrağımız ve ülkenin geleceğidir. Ülkenin geleceğinden sorumlu olan 80 milyon ama önce gençlerdir. Gençler hem tarihi çok iyi bilecek hem geleceği inşa edeceksiniz. Tarihi bilmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugünlerde Osmanlı'ya övgüler düzenlerin Cumhuriyeti kınadıklarını, kötülediklerini çok iyi biliyoruz. Onlara tarih dersi vermek sizin ve benim namus borcumuzdur. Tarihi iyi bilecek bütün gençlerimiz. Tarihi iyi bilecek. Osmanlı'nın niçin ve hangi koşullarda battığını çok iyi bilecek. Bir cumhuriyetin
nasıl ve hangi koşullarda kurulduğunu çok iyi bilecek. Ve hiçbir genç Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu temel iki ilkesini asla unutmamalı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci ilkesi der ki, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Nokta. Bir ulus kendi bayrağının altında özgürce yaşayamazsa o ulus olamaz. Ulus olmanın, millet olmanın birinci koşulu özgürlük ve bağımsızlıktır. İkinci bir hatırlatmayı, ikinci bir ilkeyi daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin önüne koyuyor. O ikinci ilke de şu. Evet, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Hepimizin karakteridir. Çünkü biz Mustafa Kemal'in ilkelerini yaşatma kararlılığında olan kişileriz. O zaman özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı ilelebet nasıl koruyacağız? Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk söyler. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça bağımsızlığımızı koruyamayız. Demek ki ikinci hedef ne? Üreten Türkiye. Üreten, güçlü ekonomi. Herkesin iş ve aş sahibi olduğu bir ekonomi. Bu iki temel ilkeyi bütün gençlerimizin her yerde ve her ortamda anlatması gerekiyor. Osmanlı batığında 1 metre milli demir yolu yoktu. 1 metre. Bırakın kilometreleri. 1 metre milli demir yolu yoktu. Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yoktu. Övgüler düzüyorlar. Osmanlı'nın silahı yoktu. Osmanlı'nın ordularını başkaları yönetiyordu. Toplu iğne üretemiyorlardı. Okuma yazma oranı erkeklerde %8, kadınlarda 8%'di. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda cumhuriyeti kurduğunu hepinizin bilmesi lazım. Hepinizin. O zor koşullarda Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödedi. O zor koşullarda Türkiye'yi demir ağlarla ördü. O zor koşullarda Merkez Bankası'nı kurarak 1930'da kendi paramıza, milli paramıza sahip olduk. O zor koşullarda 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi'ni topladı. O zor koşullarda 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdu. O zor koşullarda 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı. O zor koşullarda 1940'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden bir ülkeydi. O zor koşullarda Haliç'te kendi denizaltısını yapıyordu. O zor koşullarda Kırıkkale'de makine kimya kuruldu. Kendi silahlarımızı üretmeye başladık. Bu gerçeğin hepiniz tarafından bilinmesi gerekiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini sağlıklı inşa edemez. Bir daha söylüyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini sağlıklı inşa edemez. Bunlar, bu güruh geçmişini bilmediği için geleceği inşa edemiyor. Hepimiz bunu çok iyi bileceğiz. Hepimiz. Cumhuriyeti kurduk. Millet mi vardı Osmanlı'da? Millet mi vardı? Millet kavramı ne zaman oldu? Cumhuriyetle beraber oldu. Kimse cumhuriyetle birlikte, kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz cumhuriyetin özgür ve eşit bireyleri olduk. Özgür ve eşit bireyleri. Eğer cumhuriyet kurulmasaydı, sizlerin hiçbirisi bu salonda olmayacaktı. Belki böyle bir toplantı dahi yapamayacaktık. Eğer cumhuriyet olmasaydı, Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu gelip 21. yüzyılda
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olamazdı. Şimdi bize kahramanlık taslıyorlar. O konuda da gerçekleri bilmeniz lazım. Gençlerin özellikle tarihsel arka planı çok iyi bilmesi lazım. Öyle çok uzağa gitmeye de gerek yok. Daha düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir adam şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. İnönü'nün lafıyla hadi canım sen de. Bir gerçeği daha hep birlikte bilmek zorundayız. Bu ülkenin çok ciddi sorunları var. Geldiğimiz nokta çok ciddi sorunları var. Hangi alana bakarsanız bakın. İster iç politika, ister dış politika. Tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyeti bu kadar yalnızlaşıyor. Tarihinde ilk kez. Tarihinde ilk kez bütün komşularıyla, dünyayla kavgalı. Oysa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları savaş meydanlarından gelmişlerdi. Bütün hayatları savaş meydanlarında geçmişti. Filistin'de onlar vardı, Çanakkale'de onlar vardı, Dumlupınar'da onlar vardı, Antep'te, Maraş'ta onlar vardı. Ve onlar dediler ki, savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir dediler. Ve dediler ki, her şeyden önce yurtta barış, dünyada barış dediler. Savaşın bütün acımasızlığına tanık olanlar barışın arkasında kapı gibi durdular. O nedenle hepimiz yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Daha geçmiş ayları bile zamanı geliyor unutuyoruz. Daha düne kadar Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilirken bu kahramanlık edebiyatı yapanlar neredeydi? Neredeydi? Unuttuğumuzu mu sanıyorlar? Söylenecek çok sözümüz var. Ama hep birlikte bu ülkenin geleceği için güzel şeyler söylemeliyiz. Hiç kimse unutmasın. Bu topraklarda en güçlü olanlar bizleriz. Bir daha söylüyorum. Bu topraklarda en güçlü olanlar bizleriz. Çünkü bizler insan haklarını savunuyoruz. Bizler demokrasiyi savunuyoruz. Bizler düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. Bizler eşit yurttaşlığı savunuyoruz. Bizler doğu batı, güney kuzey ayrımı yapmadan, kimlik ayrımı yapmadan herkese insanca davranıyor ve onu kucaklıyoruz. Bu bizim temel felsefemiz. Bu felsefe aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal'in de felsefesidir. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Yapmıyoruz. Üniversite hocalarının kapının önüne konulduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Gazetecilerin hapse atıldığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Milletvekillerinin hapse atıldığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Kadın erkek eşitliğinin tanınmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Bugün her birimiz tek tek demokrasi mücadelesini yapmak zorundayız. Her birimiz tek tek insan haklarını savunmak zorundayız. Her birimiz tek tek cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Bizim devletimiz sıradan bir devlet değil. Bizim devletimizin sınırları pergelle, paralelle çizilmiş değil. Bizim devletimizin sınırlarını emperyalist güçler belirlemiş değil. Bizim devletimizin sınırlarını bizler kan dökerek belirledik. Mücadele ederek belirledik. Gelecek. Geleceği belirleyecek olan sizlersiniz. Bu ülkenin nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. Yarısı. Ama gençlerin bir kesiminde
büyük bir umutsuzluk görüyoruz. Gençlerin bir kesiminde geleceği yurt dışında arayanlar olarak görüyoruz. Sizlerden isteğim, gençlerden isteğim, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini her hafta okuyacaksınız, her hafta. Yetmiyor. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutku'nu da okuyacaksınız. Gençliğe hitabeyi 3 aşağı 5 yukarı her yerde görürsünüz. Ama ben Bursa Nutku'ndan bir bölümü okumak isterim size. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Cumhuriyetin sahibi ve bekçisi sizlersiniz. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Milli devrimleri, cumhuriyetin devrimlerini benimsiyoruz. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydun mu? Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Bu aynı zamanda Türk gençliğine verilen direnme hakkıdır. Cumhuriyete karşı, demokrasiye karşı, cumhuriyetin devrimlerine karşı kim ihanet ederse kapı gibi, aslanlar gibi onların önünde durmak ve mücadele etmek bizim namus borcumuzdur. Devam ediyor Mustafa Kemal. Polis gelecek, asıl suçları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek. Ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek. Demek adliyeyi ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım diyecek. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. Evet, anladığımız budur. Cumhuriyete, demokrasiye kim ihanet ederse önünde durmak ve mücadele etmek bizim temel görevimizdir. Bu sizin sürekli üniversitede öğrenciyseniz dolabınızın kapağında olsun. Evdeyseniz odanızda asılı olsun. Bunları göreceksiniz ve bileceksiniz. Mücadele kolay değildir. Hele hele dikta yönetimlerine karşı mücadele kolay değildir. Baskılara karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır. O bedeli onlara ödeteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizim hedefimiz ne? Bizim hedefimiz çağdaş uygarlığı yakalamak. Bizim hedefimiz bu ülkeye tam demokrasinin gelmesini sağlamak. Bizim hedefimiz bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürce konuşmasını sağlamak. Bizim hedefimiz bu ülkede kadın erkek eşitliğini sağlamak. Bizim hedefimiz güçlü bir sosyal devleti ayağa kaldırmak. Bizim hedefimiz işsizliği yok etmek. Bizim hedefimiz ülkeyi kendi bölgesinde de Türkiye'de de güçlü bir devlet kılmak. Hedefimiz budur. Katma değeri yüksek ürünler üretmek. Üniversitelerin bilgi üretmesini sağlamak. 15 yıldır yurt sorununu çözemediler. Üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözemediler. Bizim sözümüz var. En geç bir yıl içinde üniversitelerin yurt sorununu çözeceğiz diye. Evet, çözeceğiz. Sizden arzum, isteğim ve beklentim. Kendi bulunduğunuz çemberin dışına çıkacaksınız. Kendi arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Başka arkadaşlar var. Türkiye'nin sorunlarından habersiz
on binlerce, milyonlarca gencimiz var. Türkiye'nin geleceğinin ne olacağı konusunda kaygılanan milyonlarca gencimiz var. Her birinizin tek tek görevi var. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. Ve Cumhuriyet Halk Partili olmak sıradan bir olay değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak önce Mustafa Kemal gibi düşünmek, geçmişi iyi tahlil edip geleceği inşa etmek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genç olmak demek, mücadele adamı olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genç olmak demek, geleceği özgürce düşünmek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genç olmak demek, kadın erkek eşitliğini savunmak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genç olmak demek, çağdaş uygarlığı yakalamak için bilime önem vermek demektir. Bu hepimizin ortak görevidir. Genç olmak demek sadece fiziken yaşı genç olmak demek değildir. Yaşı genç olup düşünsel olarak ihtiyar olan binlerce kişi var. Genç olmak demek çağdaş uygarlık için mücadele etmek demektir. Demokrasi için mücadele etmek demektir. Milyonlarca işsizimiz var. Milyonlarca. Ama beylerin çocuklarının hiçbirisi işsiz değil. Bu ülkede hepiniz vergi veriyorsunuz. Ama bu beyler bu ülkede vergi vermemek için maradalarında gidip şirket kurarlar. Biz bunu söyledik diye de kıyameti koparırlar. Her yerde bunu dillendirmelisiniz. Her yerde. Yeni doğan çocuk vergi öder. Bu yöneticiler, Ankara'nın beyleri vergi ödememek için başka ülkelere gider şirket kurarlar. Sizden bir isteğim daha. Bilgiye dayalı konuşma. Bilgiye dayalı. Boş lafa herkesin karnı tok. Konuştuğunuzda sizin rakibiniz bile bunlar bu işi biliyor demeli içinden. Bunlar bu işi biliyor demeli. Bizim elimizde her türlü bilgi var. Her türlü doküman var. Okumak, analiz etmek, tahlil etmek sizin göreviniz. Okuyacaksınız. Tarihi okuyacaksınız. Sosyolojiyi okuyacaksınız. Felsefeyi okuyacaksınız. Ve toplumun dokularına gireceksiniz. Toplumun dokularına. İşsiz kahvelerine gideceksiniz. Tarlalara gideceksiniz. Fabrikalara gideceksiniz. Taşeron işçilere gideceksiniz. Sizin derdinizi biz biliyoruz diyeceksiniz. Biz çözeceğiz diyeceksiniz. Bu toplumun en yoksul kesimi orman köylüleri. Orman köylülerine gideceksiniz. Onlarla oturup konuşacaksınız. Yoksulluk sizin kaderiniz değildir diyeceksiniz. Ankara'daki beylerin cebi dolarlarla şişerken sen neden yoksulluk içindesiniz anlatacaksınız. Oturup konuşmak doğru değil. Gezerek, düşünerek, koşarak, yürüyerek bunları yapacağız. Toplumun her kesimine gideceğiz. Her kesimine. Adaletten söz ediyorlar. Bu ülkede adalet yok. Bu ülkede adalet yok. Hiç kimse adaletten söz etmesin. Hiç kimse. Yargı siyasi otorite tarafından teslim alınmış durumda. Yargı hukukun üstünlüğüne ve vicdanına göre karar vermiyor artık. Bekliyor, saraydan talimat bekliyor. Nasıl karar vereceğim diye. Devreye giren avukatları da çok iyi biliyoruz. Yakında onların isimlerini de açıklayacağız. Avukatların, hangi avukatların kimlerin temsilcisi olarak nerelere gittiklerini de çok iyi biliyoruz. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kurultayımız var. Genel başkan adaylarımız var. Burada da iki genel başkan yarışacaklar. Bizde genel başkan adaylarının çıkmasını CHP'de kaos olarak tanımlayanlar var. Onlar demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar. Hiç kimse unutmasın.
Cumhuriyet Halk Partisi atanmışların değil, seçimle iş başına gelenlerin yönetildiği bir partidir. Demokrasi kültürü olmayanlar bizi AKP'ye benzetmek istiyorlar. Siz de atayın diyorlar. Biz demokrasi kültürünü geliştireceğiz. Toplumun her kesimine, her kesimine ama toplumun her kesimine yayacağız. Bu bizim görevimizdir. Her gittiğiniz yerde şunu da söyleyin. Nazım'ın dizesini. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Biz bu mücadeleyi yapıyoruz. Kimsenin hakkını ve hukukunu zedelemiyoruz. Kimseye kötü söz söylemiyoruz. Yaptığımız eleştirilerden gocunuyorlar. Üstümüze geliyorlar. Medyanın %90'ını hatta 99'unu kontrol ediyorlar. Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi geri adım atacak. Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi susacak. Sen kim oluyorsun da bizi susturacaksın? Biz gücümüzü Kuvayi Milliye'den ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Evet, demokratik bir yarış olacak. Kazanan arkadaş, kaybeden arkadaşı davet edecek ve elini kaldıracak. Şimdi iki genel başkan yardımcısını buraya çağırıyorum. Gelin bakalım gençler. Gel sen de şöyle. Biz koşulsuz, eksiği olmayan bir demokrasiyi savunuyoruz. Biz herkesin özgürce konuşmasını savunuyoruz. Biz düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir rejimi savunuyoruz. Demokrasinin güzelliğini biliyoruz. Bir ülkenin büyümesi, bir ülkenin uluslararası arenada saygınlık kazanmasının yolu demokrasiden geçer. Baskıcı bir yönetimin Türkiye'yi felakete götüreceğini herkesin bilmesi lazım. Demokrasi gençlerden, evlerden, fabrikalardan, her yerden götüreceğiz. Demokrasiyi sokakta dillendireceğiz demokrasiyi. Her yerde dillendireceğiz. O nedenle ben yarışan iki arkadaşıma başarılar diliyorum ve ikisinin de elini kaldırıyorum. Çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.